Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün şu şekilde arkadaşlar boncuk modelinden anlatacağım. Benim boncukum kesme boncuk arkadaşlar. Siz yuvarlak boncuk da tercih edebilirsiniz. Tuhafiyede kapanan bir tuafiyeden ucuz bir şekilde al, almıştım bunların paketini. Bir buçuğa bayağı da fazla var arkadaşlar. Hem kırmızı almışım hem de bu renk sarı renk almışım. Bunları nasıl değerlendirebilirim elimdeki boncukları diye düşünürken hani kesme boncuk yuvarlak boncuk her şeyde kullanabiliyor ama kesme boncuk nasıl kullanılır diye düşünürken şöyle minik minik laleler yaptım arkadaşlar. Bu minik lalelerin ortasına gördüğünüz gibi bu şey yuvarlaktan daha bir böyle küt durdu görünüş olarak. Düzgün durdu kesme boncuk. Bu şekilde bir model hazırladım. Şimdi size bu modelin nasıl çalışıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. İlk önce tabii ki ikişer zincir çekerek tülbentimizin tığ battılarını hazırlıyoruz. Dört kenar tığ battıyı hazırladıktan sonra bu boncuklarımızı ipimize geçiriyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Sonra yapımına geçiyoruz. Dört kenarı tığlamadan boncukları takmayın arkadaşlar. Sizi zorlayabilir. İleri ittirir, geri ittir derken. Bu şekilde tığ battısını hazırladıktan sonra boncukları takıp sonra modelimizi işlemeye geçeriz. Evet modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başlarken bu şekilde trabzan yaparak başlıyoruz. 3 tane kirpikli trabzanı yapıyoruz ara suyu olarak. Sonra arkadaşlar bir defa tığın başını dolayıp buradaki tığ battıya girip 2 2 alıp bir tane kirpiksiz boş trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve buraya küçük bir boncuğumuzu Bu şekilde küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümceğimin üzerine bir tane zincir çekiyorum. Ve bu 7 tane boncuğumu alıyorum. Örümceğimin üzerine bu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar 7 tane boncuğu sık iğne ile örümceğin üzerine tutturdum. Buraya 7 tane de zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim bu şekilde. 3 tane boncuk alıyorum. Şöyle arasından giriyorum arkadaşlar. Yaptığım bu zincirleri kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen 6 zincirimi buradaki zincirimin arasına girip kapattım. Buraya bir tane kirpik yapmış olduk. Geri kalan kısmı sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. 4. sık iğne 5. 6. Yedi. bu şekilde sık iğneyi doldurdum iki boncuğumun arasına da sık iğne ile giriyorum arkadaşlar bir zincir çektim buradaki öbür taraftaki kalan boncuğumun dibinden arkadaşlar bir zincirimi buraya kapattım tekrar 7 zincir çekiyorum yine üç tanesini daha alıyorum arkadaşlar arasında bir tane boncuğumuz kaldı. Lalemiz yarısı oluştu. Şimdi diğer yarısını yapacağız arkadaşlar. Altı zincirimi yine çektim. Sık iğneme yine kapattım. Bu şekilde. Yine zincirimin geri kalan, kirpikten geri kalan kısmını sık iğne yapacağız. Birinci sık iğnemiz, ikinci, üçüncü, dördüncü, Beş. Bu da sonuncu sık iğnemiz arkadaşlar. Bu şekilde diğer tarafını da yaptık. Lalemiz oluştu arkadaşlar. Minik lalelerimiz çok da hoş ve kolay da durdu. Çıtı pıtı. Bir tane de bu bir zincirimin içine arkadaşlar şu şekilde dönüş yaptım. Bir zincirin içine de sık iğnemi yapıyorum dibine bir zincir yine aynı böyle bu büyüklükte küçük bir örümcek yapıyorum şöyle arkadaşlar ve bir defa tığımın başını doladım örümceğimin üzerine şimdi buradan 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar ve Tırabzanımın tepesine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi kirpik olarak buraya kapattım. Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Buraya 3 tane kirpikli tırabzan yapacağız. 2 2. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Bu şekilde. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. 3. trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet arkadaşlar. Arası olarak da bu şekilde 3 tane trabzan yaptık. Yine bir defa doluyorum arkadaşlar. 2, 2 olarak aldım. Bir tane boş trabzan yapıyorum araya arkadaşlar. Örümceğimin düzgün durması için bu şekilde daha düzgün durduğunu düşünüyorum. Daha dik durduğunu düşünüyorum. Örümceğim bir zincir. Bir zincirimin üzerine 7 tane buraya arkadaşlar yine bakın 3, 6, 7. Kesme boncuk olduğu için biraz fazla gibi duruyor ama arkadaşlar o boncuğun uzunluğundan. Örümceğimin üzerine bu şekilde kapattım. Sık iğne ile boncuklarımı. Yine kenarına 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. 3 tanesini alıyorum. 7 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 6 zincir. Çeviriyorum. Buradaki zincirin arasına girip kapatıyorum. Geri kalan kısımda arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İki boncuğumun arasına giriyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bu karşıdaki boncuğumun içine giriyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Tekrar yapalım arkadaşlar. Yine 7 zincir. 7 zincirimi çektim. Buradan üç tane boncuk alıyorum. Ortada bir tane boncuğumuz kalıyor bu şekilde arkadaşlar. Lalemizin ikinci tarafını da bu 7 zincir üzerine yapacağız. 6 zincir çevirdim. Yaptığım sık iğnenin içine girip zincirimin arasına 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi bu şekilde yapıp doldurdum iki zincirimin arasına da girdim arkadaşlar bu şekilde burada bir zincir yapmıştık onun da arasına giriyorum arkadaşlar bir zincir çekiyorum yine bu örümceğin boyutunda bir örümcek yapıp bu şekilde bir defa örümceğimin üzerine tığın doladım 1 2 3 dördüncü tığ battımın içine 2 2 olarak kapattım. Bu şekilde arkadaşlar lalemin birisini daha yaptık. Ve buraya şimdi 5 zincir kapattım kirpik olarak. Bu tane birinci kirpikli trabzanımız. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Bu da ikinci kirpikli trabzanım bir defa zincir çekiyorum ve yandaki tığ battıma 2 2 olarak alıyorum buraya 5 zinciri çekip arkadaşlar bırakıyorum iki tane umarım anlaşılmıştır ipimi koparıyorum evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model oldu Yapılışı da gayet güzel mini mini laleler arkadaşlar Arasına da 3 taneden fazla koyunca güzel durmuyor arkadaşlar 5 kirpik çok iri iri oldu model minik Çıtı pıtı olduğu için arasını fazla açınca Bu kadar zarif bir görüntü vermedi arkadaşlar Arasını fazla uzatmamaya aynı bu üçten Fazla yapmamaya gayret edin daha önce ben denedim sizler için nasıl oluyor diye 5 tanesi bayağı aralıklı oldu ve hoş durmadı Böyle çıtı daha hoş ve daha zarif durdu arkadaşlar. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.